gitti bu arsanın harfiyat ihalesini 180 bin liraya ihale etti. İl Genel Meclis Başkanı Sayın Ahmet Arslanoğlu, İller Bankası Yönetim Kurulu'ydu aynı zamanda. Kendisi dedi ki İller Bankası'ndan ben dedi bu yüksekokul projesini ücretsiz çizdireceğim dedi. Belediye meclis üyeleri aracılığımızla aynı lafı kendilerine ilettik. Bizim ücretsiz çizdireceğimiz projeyi gitti kendisi 180 bin liraya başka bir yere çizdirdi. Daha üniversite kurulmadan 360 bin lira borç. Bununla beraber insanlar tabii ki baktılar, işte bir tarafta bunları ücretsiz yapmak isteyenler var. Biz diyoruz ki kendimiz bu üniversite kazandırma derneğine üye olmak istiyoruz. Belediye meclis üyelerimiz, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri her platformda denk getiriyoruz. Israrla bu derneği bizden kaçırdı ve bizden hiçbir tane üye yapmadı. Bu dernek ne iş yaptı, nasıl bir faaliyet gösterdi daha bugüne kadar bilmiyoruz. Diğer hizmetleriyle ilgili engelledi dediği hizmetlerin de hepsi de yalan. Hepsi de iftira. Biz Kızılcamam'a gelen bütün hizmetlerin önünü açtık. Bugün Cumhuriyet Meydan Alan Düzenlemesi, evet karşıydık ama altında bir otopark olmadığı için İller Bankası'ndan kredi çıkmasına Başbakan Yardımcımız, işte İller Bankası Yönetim Kurulu Ahmet Arslanoğlu, Kızılcahamam'a gelen bir hizmet olmak maksatıyla büyük miktarda kredi çıktı ve yapılan hizmetler bugün ortada. İşte aşağı yapılan hamam, köprü giydirmesi, Kadir Bey Kalesi, bunların hepsine bizim desteğimiz ve gayretimizle Allah'ın izniyle Kızılcahamam'a geldi. Şimdi ben 5 yıl Kızılcahamam'da ilçe başkanlığı yaptım. Halen de devam ediyorum. 2010 festivallerinde Kızılcahamam'a getirdiği siyasi sanatçılarla beraber festival esnasında festivali tamamen bir siyasi şölene dönüştürüp getirdiği festivaller, sanatçılar başbakanımıza bir hakaret etmediği kaldığı derecelerde orada konuşmalar yaptı. Ve belediye başkanı bunlara izin verdi başbakanımıza söylenen sözlere. Daha sonra diğer bir sanatçı çıktı. O da aynı şekilde hükümeti eleştirdi, yapılan projeleri eleştirdi ve başbakanımıza bir hakaret etmediği kaldı. Orada biz bunlarla ilgili Ankara Valiliğine suç duyurusunda bulunduk bu festivallerde. Dün Sayın Belediye Başkanı çıkıp başbakan bizim başbakanımız diyor. Başbakan senin başbakanın da 2010-2011 festivallerinde hakaret edenlere neden plaket verdi? O gün senin başbakanın da bugün başka türlü mü oldu? 2007 seçimlerinde benim Akbank dükkanının karşısındaki seçim bürosunda başbakanımızın resmini astık arkadaşlar. İşte yine aynı genel bir seçim. O otel bildiğim kadarıyla Kızılcahamam'ın en eski otellerinden bir tanesi. Öyle 50-60 liraya falan da adam yatırmaz. İşte yolda kalmış adamlar gelir orada 5 liraya, 10 liraya. Günü kurtarır, konaklar gider. Yani öyle hizmet veren bir otel. Veya inşaatta çalışan işçiler kalır. Öyle bir otel. Biz bu otelin üstünde başbakanımızın büyük dev bayraklarını astık. Aynı seçimde belediye başkanı geldi, iki tane zabıta gönderdi. Zabıtalara dedi ki burayı dedi iki gün içerisinde kapatacaksınız dedi. Ya ne yaptık biz, ne ettik? Yok, boyası pis, örümcek ağı, şu bu. Ya burası turizme açık bir otel değil ki, dediğim gibi 5000 liraya işçi yatan bir otel. 5 liraya günlük, 10 liraya işçi yatan bir otel. İki gün sonra zabıtalar geldi ve otel sahibi tırstı, başbakanın oradaki posterini indirdi. Bayraklarımız kaldı. Bayraklarımızın olduğu yerde o hırsla içinde otel sahibini unutarak oteli mühürlediler arkadaşlar. O gün senin başbakanın değildi de bugün mü senin başbakanın? Onun için
Başbakanımızın %71 oy oranına sahip bir başbakanımızdan kimse işte benim başbakanım, onun başbakanı, şunun başbakanı diyerek nemalanmaya çalışmasın. Dün yaptıklarının bugün de herkes arkasında duracak. Dün yaptıklarının bedelini herkes de bugün ödeyecek arkadaşlar. Bununla ilgili daha birçok sayamayacağım şeyler. Ben burada işte biraz önce konuşma listesine de baktım. Eski ilçe başkanlarımız da hafif bir selamlama yapacak. Çok fazla vaktinizi de almak istemiyorum. Kızılcahamam'ın çözemediği sorunlarını işte ya dolaylı yoldan bizim belediye başkanımızın üzerine ya ilçe teşkilatının üzerine atıp bir haller yapmaya çalışıyor. Cumhuriyet alan meydan alan düzenlemesi yapıldı. Cumhuriyet meydan alan düzenlemesinde işte biz eleştirdik bu taşların yapılması, lambaların yapılması. Orada dünkü konuşmasında kalkıp diyor ki işte başkanın dolaylı yoldan bir akrabası o yaptı bunu. Ya kardeşim belediye yönetmek bakkal dükkanı yönetmeye benzemez. Kızılcahamam'ın fen işleri daire başkanlığı vardır. Orada fen memuru vardır. Teknikerleri vardır. Efendime söyleyeyim haritacıları vardır. Plancıları vardır. Sen bu projeyi onları toplayıp da bir konuştun mu? Dedin mi? Böyle böyle burada bir proje ver. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Senin fen işleri dairendeki adamlar gelip de baktılar mı oraya dikilen lambalara? Sen onları çalıştıramazsan, bu beceriye sahip değilsen bunun suçunu müteahhite de yıkılabilirsin. AK Parti'ye de yıkabilirsin. İşte AK Parti belediye başkanına da yıkabilirsin. İlçe başkanına da yıkabilirsin. Böyle bir dünya yok. O senin beceriksizliğinin eseridir. Böyle bir dünya yok. Değerli hemşehrilerim, değerli yol arkadaşlarım, hepiniz de her seçimde ayrı ayrı çalıştır. Hepiniz de çalışmaktan onur ve gurur duydum. Hepinizin benim gönlümde, kalbimde yeri ve değeri ayrıdır. Akşamın bu güzel saatlerinde çok fazla vaktinizi de almak istemiyorum. Ben bugün buraya gelen gelemeyen, bugüne kadar AK Parti'de, AK Parti Kızılcahamam İlçe Teşkilatı'na gönül vermiş, beraber çalıştığım tüm arkadaşları muhabbetle tekrar selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Ayrıca bu kadar beni heyecanlandırdığı için belediye başkanımıza bu anlamlı bir toplantıyı düzenlediği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Başkanım sağ olun.